Zarrab davası diye başlayan ve artık Hakan Atilla davası olan meseleyi değerlendirirken genellikle elmalarla armutlar birbirine karışıyor. Yani bu kişinin bir oluşum gerçekleştirerek Amerika'nın İran'a yapmış olduğu ambargoyu nasıl aştığı üzerine yürüyen dava sanki Türkiye'deki bir yolsuzluk davası değerlendiriliyormuş gibi ele alınıyor. Şimdi bir de üstüne son gelişmelerle beraber başsanık konumunda olan kişinin tanık haline geldiği, davada sadece Hakan Atilla'nın bir yargılanan sanık olarak orada olduğunu ve Zarrab'ın da bu kişiye herhangi bir rüşvet vermediğini ve aslında bu kişiyi çok da suçlayamadığını görüyoruz. Savunmanın devreye girmesiyle beraber geçen hafta biliyorsunuz hani savcı üzerinden yürümüştü. Şimdi de savunma avukatları üzerinden yürüyen bir tür çapraz değerlendirme yapılıyor. Yeni şeyler öğreniyoruz. Yani anlaşabilmek için çeşitli yalanları söyleyebileceğini kendisi ifade ediyor vesaire. Şimdi bunların hepsi bir kenara. Orada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi geçiriliyor. Türkiye bankalarının isimleri geçiriliyor. Ve bu bir dava olarak devam ediyor. Yani İran'a yaptırımların delinmesi meselesi bankalarla ilgili olarak gündeme alındığında bunun illa bir davaya çevrilmesi gerekmiyordu. Yani Hazine Bakanlığı'nın biz çeşitli bankalara ambargoyu delmekle ilgili ceza kestiğini biliyoruz. Bu ille de bir davaya dönüşmek zorunda da değildi. Ha Türkiye'deki bir insanların yaptığı şeyleri Amerikan mahkemesi yargılayabilir mi? Bu başlı başına bir sorun. Şimdi bütün bunların hepsini tartışmıyoruz. Mesele gelip burada bir suç vardı. Niye biz bunu zamanında soruşturmamıştık? Aslında bunların cevabını bence Mehmet Bey çok güzel verdi. Yani siz 15 Temmuz gerçekleşmeden Türkiye'de bu davaları hangi hakimlerle, savcılarla yargılayacaktınız? Hangi emniyetçilerin topladığı delillerle siz bunları değerlendirecektiniz? Bu davanın bütün delilleri nasıl diğer önceki FETÖ'cülerin yaptığı davalardaki delil hataları yüzünden davalar çökmüşse bu davanın kendisi de çökmüştür. Ha bu Amerika'da da karşılığı yani bu deliller üzerinden yürüdüğünde muhtemelen oradaki de çökecek. Şimdi bunun üzerinden yürüyerek biz yargılasaydık demek geriye doğru bakarak bir değerlendirme yapmak demek. O zaman tersinden sorduğumuzda şu da doğru oluyor. İyi ki de yargılamamışız. Yoksa biz FETÖ'cü hakimlerle 15 Temmuz'un ön etabı olan, bir ön adımı olan bir davayla ülkemizi sıkıntıya sokmuş olacaktık. Yani böyle de düşünebilirsiniz. Ha bu davadan ne çıkacak? Türkiye ile ilgili, Türkiye'de bir oluşumla İran'a uygulanan ambargo aşılmış mıdır? Bu arada bir sıkıntı çıkmış mıdır? Bir rüşvet hadisesi olmuş mudur? Elimizde bir Zarrab'ın konuşmaları var. Şimdi bütün bu netleşmeden de tutup hayır niye böyle yapmadık, niye suçun üstüne gitmedik diye fazladan sözü uzatmanın da bir anlamı yok. Ya bu dava da sonuçlanmış değil henüz. Buradan ne çıkacağı da henüz belli değil. Ama sıkıntı verici olan ki unutmayın biz burada başından itibaren Zarrab davasını konuşmuyoruz. Türk-Amerikan ilişkileri konuşuyoruz. Amerika niye böyle bir işin içine giriyor? Neden FETÖ'cüleri iade etmediği gibi FETÖ'cülerin topladığı delillerle Türkiye Cumhurbaşkanı ismini geçirterek bir şekilde ve Türkiye'deki iç siyasete müdahale eden velev ki tartışmanın küçük bir kısmı rüşvetle ilgili olsun bu tartışma Amerika'da niye yürüyor? Bu müttefiklik ilişkisi mi? Bu dostane ilişki mi? Yoksa Türkiye'ye ilişkin olarak bir siyasi müdahalenin mahkemeler üzerinden yürüyen hali mi? Oradaki bilirkişiler kim? Hakim kim? Savcılar kim? Yani şimdi bunları değerlendirmeden meselenin diğer boyutuna sadece dikkat çekmek özünü kaybetmekle sonuçlandırıyor. Burada bir kere en başından itibaren Amerikan mahkemelerinin Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili böyle bir şeyde hakları yok. Yani böyle bir yetkileri yok. Ve bu dostane müttefik ilişkisi de değil. Yeri geldiğinde deniliyor ki bu bir İran ambargoyu delme davasıdır deniyor. Niye diğer önceki bankalarla gerçekleştiği gibi gerçekleşmiyor bu? Niye onlara uygulanan metotlar uygulanmıyor? Burada farklı bir şey uygulanıyor. Türkiye siyasetine çok açık bir müdahale var burada.
Aynı zamanda ana muhalefet liderinde başka bir iddiayla aynı dönemde ortaya çıkmış olması ve tesadüf Kasım'ın sonu ve Aralık'ta da bunu buluşmuş olması, bunlar hiç sıradan şeyler değil.